Geçtiğimiz yıl en önemli gündem maddesi bütün dünyayı sarsan Rusya-Ukrayna arasındaki savaştı. Bu bütün dünyayı şok eden bir takım gelişmelerin olmasına yol açtı. Ve dünyadaki bir takım dengeleri de köklü bir biçimde değiştirdi. Aslında Avrupa açısından bakıldığında bir refah toplumu olarak Avrupa'nın gerek diplomatik olarak gerek diğer açılardan buna hazırlıklı olmadığı görüldü. Uluslararası kurumlar açısından bakıldığında ise uluslararası kurumların işte tavsiyede bulunmak, kınamak, uyarıda bulunmak, bunun ötesinde çok bir işlev üretemedikleri görüldü. Maalesef bu çok uzun zamandır devam eden bir denge içerisinde giden, ufak tefek bu bölge açısından söylüyorum, çatışmalar hariç ortaya çıkan en büyük sorun olarak gündeme geldi. Ama tabii şu da görülmüş oldu, dünyanın diğer yerlerindeki, örneğin Suriye'deki, Afganistan'daki, Afrika'daki çatışmalara sessiz kalanların ya da bunları öteki insanların, kendilerinden olmayanların meselesi olarak görenlerin bunu böyle değerlendirdikleri takdirde aslında bu sorunlardan kaçamayacaklarını da net bir biçimde gösterdi. Öncelikle bu zihin yapısının ele alınması gerektiği ortaya çıktı. Nedir bu zihin yapısı? Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı konumundaki Borrell'in söylediği söz. Biz Avrupa'da bir bahçe kurduk. Bu bahçenin dışarıdan büyüyen ormanların saldırısı altında. Ama sadece bahçemizi duvarlarla koruyamayız. Bunu sağlıklı bir şekilde koruyabilmek için bahçıvanlarımızın bu ormanla da ilgilenmesi lazım gibisinden. Ancak aşırı sağcıların söyleyeceği bir üslupla Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı konumundaki bir kişinin konuşması aslında bir bakıma da mevcut yazılımın ne kadar sorumlu bir siyasi ve diplomatik yazılım olduğunu gösteren bir tablo. Yani sadece Avrupa'nın refahını düşünen, dar anlamda bir Avrupa merkezcilikle dünyaya bakan, dünyanın gerisindeki sorunlarla ancak kendi çıkarlarına ve kendi güvenliğine dönük olarak bir sıkıntı teşkil ettiğinde uğraşanların aslında bu yöntemlerinin hiç de sağlıklı olmadığı, her an bu krizlerle yüzleşebilecekleri, karşı karşıya kalabilecekleri görüldü. Ve hiç umulmadık bir biçimde dünyanın önüne birincisi tahıl krizi, ikincisi enerji krizi gibisinden hiçbir şekilde bundan, bu savaşın çıkmasından önce düşünülemeyecek bir tablo getirdi bu durum. Tabii bu karşılıklı bağımlılık ilişkisinin aslında ne kadar kırılgan olduğunu gösteren bir tablo ortaya çıkardı. Enerji konusunda, gıda konusunda aslında bunun ipucu Covid döneminde görülmüştü. Ülkeler kendi ihtiyaçlarını karşılamak için işbirliğinden kaçınarak, başkalarının satın aldığı maskeleri vermemek, bir takım cihazları ulaştırmamak şeklinde bir tavır sergilemişlerdi. Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte bildiğimiz dünyanın dikişlerinin çözüldüğü bir safhaya geçtiğimiz net ve açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Tabii bildiğimiz dünyanın bir takım temel kodları vardı. Bunlardan bir tanesi İkinci Dünya Savaşı sonrasında silahsızlanmış olan Almanya ve Japonya ile ilgili statüydü. Japonya bu kararını merhum Başbakan Abe zamanında bir referandumla değiştirmişti. Almanya da bu kararını Rusya-Ukrayna savaşından sonra değiştirdi. Ve ortaya çıkan tablo gösterdi ki bildiğimiz dünya sona eriyor. Yeni bir dünya çıkıyor ama bunun da ne olduğu belli değil. Hangi kurallarla işleyeceği. Ve bu kuralların nasıl askıya alındığı da birçok örnekte görüldü. Örneğin biz buradan bu kürsüden defalarca söyledik. Avrupalıların, Avrupalı dostlarımızın Ukraynalı mültecilere gösterdiği insani yaklaşımdan memnuniyet duyduğumuzu ama aynı zamanda aynı yaklaşımı Suriyeli mülteciler için göstermemelerinin de sorgulanması gerektiğini ifade ettik. Dolayısıyla bu çifte standart politik yapılara yansıyor, politik süreçlere yansıyor ve sonuçta
dünyanın önünde barışın korunmasının önündeki zorluklar olarak inşa edilen yeni meydan okumalarının ortaya çıkmasına yol açıyor. Bütün bu süreç içerisinde Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü güçlü diplomasi Türkiye'yi bu türbülansın içerisinde en güvenli konumda tutmayı başarmıştır. Gerek enerji konusunda, gerek tahıl konusunda, gerek esir takası konusunda Türkiye'nin aldığı inisiyatif Türkiye'nin barış için ne kadar kilit bir rol oynadığını göstermiştir. Maalesef burada Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin, Avrupa Birliği'nin kurumlarının Türkiye'nin barış için ortaya koyduğu diplomasiye yeterince destek vermeyerek bir vizyon üretemedikleri net bir şekilde ortaya çıktı. Geçtiğimiz yılın ileriki yıllarda bakıldığı zaman en önemli meselesi olarak alınacak mesele, tabii ki ondan önce de Covid devam ediyordu ama aynı zamanda bu Rusya-Ukrayna savaşının bütün bu süreçleri alt üst eden, bilinen ezberleri, bilinen kalıpları bozan bir yapı ortaya çıkarmasıdır, bir tablo ortaya çıkarmasıdır. Bundan sonrasında bu daha da konuşulacaktır. Çünkü bundan sonraki dünyanın nasıl şekilleneceği tamamen bu savaşın gidişatı konusunda alınacak tavırlara bağlıdır. Ama görüldüğü gibi bizim temel bir eleştirimiz vardı Avrupa'dakilere. NATO içerisindeki misyonumuzu takdir ettiklerini sık sık söylüyorlar. Veya mültecilerle ilgili misyonumuzu takdir ettiklerini sık sık söylüyorlar. Ama Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olması konusunda ise tamamen vizyonsuz, dar kafalı bir yaklaşımla hareket ediyorlar. Tabii bu çifte standartlar Türkiye'ye bir zarar vermez. Ama onların önüne bunlar büyük politik zorluklar olarak gelmeye devam ediyor. Yine Fransa'nın neredeyse Macron tarafından bütün dış politikasının Erdoğan karşıtlığına, Türkiye karşıtlığına bu süreçte de indirgenmeye devam edilmesi bu vizyonsuzluğun ne kadar derinleştiğini gösteriyor. Macron'un şu vizyonsuz sözü hiç unutulmayacak. Rusya ile konuşan tek ülkenin Türkiye, tek liderin Erdoğan olması kabul edilemez gibi bir yaklaşım sergiledi. Tabii bu çok dar bir rekabet anlayışından bakan, vizyon ortaya koyamayan ve en zor zamanlarda dünyanın içinden geçtiği bu zorluklar karşısında işbirliği yerine çatışma üretmeye devam eden bir zihniyetin ürünü. Bütün bu tablolara baktığımızda gördüğümüz şey şudur. Bu diplomasi anlayışının güncellenmesi lazım ve dünyanın barış için yeni bir yazılıma ihtiyaç var. Aksi takdirde bu şekilde barışın korunmasının mümkün olmadığı, bu çifte standartlarla bu barışın korunmasının mümkün olmadığı bir kere daha net bir şekilde görülmüştür. Bütün bu süreç içerisinde özellikle tahıl kriziyle birlikte fakir ülkelerin karşı karşıya kalacağı kıtlık, Cumhurbaşkanımızın müdahaleleri tahıl krizinin çözülmesiyle aşılmıştır. Ve şimdi dünyanın en fakir ülkelerine ücretsiz, parasız bir şekilde bu tahılın gönderilecek olması, Türkiye'nin savaşın içinden bile insani hassasiyet çıkaran diplomasisini ne kadar önemli bir şekilde uyguladığını göstermektedir. Önümüzdeki dönemde artık yeni bir soğuk savaşın başladığı, bu çatışmaların donmuş gözükse de uzayacağı ve dünyanın bu yeni meydan okumalar karşısında yeni stratejiler geliştirmesi gerektiği net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bütün bu tabloya baktığınızda ülkelerin, blokların politikalarını tek tek analiz ettiğinizde burada en doğru yerde olanın Türkiye olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz. Öte yandan Doğu Akdeniz'le ilgili ve Kıbrıs'la ilgili gelişmeler esasında müttefiklerimizin Yunanistan'ın tek taraflı tutumuna ve Yunanistan'ın şımarıkça yaklaşımlarına, maksimalist yaklaşımlarına destek vererek barış konusundaki bir perspektiften, vizyondan ve kapasiteden ne kadar yoksun olduğunu da göstermiştir. Yunanistan'ın gerek Ege'de, gerek Doğu Akdeniz'de
Rum kesimiyle birlikte fiili durum yaratmaya çalışarak ortaya koyduğu tablo barışa hizmet etmeyen bir tablodur. Zaten görüldüğü gibi Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Yunanistan Başbakanı geçtiğimiz yılı tamamen Türkiye'nin ortaya koyduğu pozitif yaklaşımları sabote etmek üzere geçirmişlerdir. Türkiye nereye gitmiş? İyi bir anlaşmaya imza atmış, iyi bir işbirliğinin inşa edilmesine katkı sağlamış. Hemen arkasından Yunanistan Başbakanı ya da Dışişleri Bakanı gidiyor. Bunu nasıl bozabiliriz diyerekten bir yaklaşım sergiliyor. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nda yerini alması son derece kıymetlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusundaki gelişmeler de geçtiğimiz yıla damga vuran gelişmeler olmuştur. İnşallah yeni yılın başında bu geçtiğimiz yılla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Sizlerle tekrar buluşacağız. 2023 bütçesi onaylandı biliyorsunuz. Hükümetlerimiz ortaya koyduğu bütçelerle ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine dönük olarak vizyon belgeleri üretmiştir. Bu çerçevede de bu bütçenin de onaylanmasıyla birlikte Türkiye'ye çağ atlatan, Türkiye'nin kalkınma hamlelerinde yeni bir aşamayı teşkil eden bir vizyon belgesi daha kabul edilmiştir. Tabii arkadaşlar, bu seneki Dünya Kupası çerçevesindeki tartışmalar da dünyadaki pek çok siyasi tartışmanın bir özeti olarak önümüze geldi. Bir İslam ülkesinde Dünya Kupası'nın yapılmasıyla ilgili ne kadar çok ön yargı üretildiğini gördük. Ne kadar çok provokasyon yapıldığını da gördük. Dünyanın önemli ülkelerinde, futbolla adı anılan ülkelerinde yapılan bir takım yürürlükte olan uygulamaların Katar'da Dünya Kupası vesilesiyle yürürlüğe koyulmasının nasıl bir ayrımcılıkla ve çifte standartla karşılandığını da gördük. Tüm bunlara rağmen Katar başarılı bir organizasyonla çok başarılı bir Dünya Kupası'nın ev sahipliğini yaptı. Bu sene de hakikaten çok önemli maçların oynandığı, futbolun bütün güzelliğinin sergilendiği bir tablo ortaya çıktı. Bu vesileyle Arjantin'i bir kere daha tebrik ediyoruz. Bu bir İslam ülkesinde bu Dünya Kupası'nın gerçekleşmesiyle ilgili üretilen ön yargıların, aslında siyasette üretilen ön yargıların toplumu nasıl zehirlediğinin bir göstergesi olarak da kaydedilmesi gerektiğini belirtiyorum. Dün Kültür Sanat Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödüllerini alan bütün ilim insanlarımızı ve sanat insanlarımızı tebrik ediyoruz. Aralık ayı tabi Fethullahçı terör örgütünün Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne yaptığı saldırılardan bir tanesinin yıl dönümünü oluşturuyor. Bir zincir şeklinde arka arkaya saldırılar gelmişti. Ta 7 Şubat MİT krizi diye bilinen olaya kadar. Karşı karşıya kaldığımız devlet hayatımız içerisinde, yüzlerce yıllık devlet hayatımız içerisinde devletimizin egemenliğine, milli bütünlüğümüze, devlet kurumlarımıza dönük en hain, en sinsice saldırılardan bir tanesidir. Fethullahçı terör örgütünün bu saldırıları, bu zincirler en son 15 Temmuz'daki darbe girişimine kadar geldi. O sebeple devletimizin bütünlüğü, ülkemizin geleceği açısından Fethullahçı terör örgütüyle mücadelenin tıpkı diğer terör örgütleriyle mücadele gibi milli güvenliğimizin birinci sırasında yer almaya devam edeceğini, bu mücadelenin güçlü bir şekilde sürdürüleceğini ifade etmek isterim. Çevre konusundaki her gelişme hepimiz için çok önemli. Özellikle geçtiğimiz yıl dünyada da ciddi şekilde küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler, bunun dünyayı nasıl etkilediği görüldü. Yine geçen yıl herkesin en dikkatle takip ettiği haberler, işte Sibirya'da ya da başka yerde bulunan yeni virüslerle ilgili haberlerdi. Henüz Covid'le ilgili sıkıntılar giderilmemişken dünyanın karşı karşıya kalacağı yeni bir tehdit mi ortaya çıkıyor diye. Tabii burada modern hayat içerisindeki aşırı kar güdülü, doğayı bozan, insanın
fıtri çevresini bozan, dünyamızı yok eden, buzulların çözülmesine yol açan, ekvatordaki ormanların yok edilmesine yol açan bu hırsın bir siyasi mesele olarak, bir zihniyet meselesi olarak ele alınması gerektiği daha çok ortaya çıkıyor. Bu bağlamda Türkiye'deki her çevre ile ilgili pozitif gelişme aslında bizim bu kötü gidişata karşı bir cevabımız olarak da yerini almış oluyor. Emine Erdoğan hanımefendinin öncülük ettiği sıfır atık projesi bunların en önemlilerinden bir tanesidir. Toprağın korunması, çevrenin korunması, doğal ortamın korunması, içinde yaşadığımız ekosistemin korunması, insanın korunmasıdır. Bugün gelinen noktada insanın iyi bir çevrede yaşama hakkı demokratik hakların başında gelmektedir. İyi bir çevrede, sağlıklı bir çevrede yaşayamıyorsanız diğer haklarınızın da tehdit altında olduğu bir tablo ortaya çıkıyor. Bu sıfır atık projesi çerçevesinde Adana'da Yüreğir Belediye'miz Biyo Bozunur atık projesini hayata geçirdi. Bu son derece kıymetli. Bütün belediyelerimizin, Adana'daki Yüreğir Belediye'mizin ortaya koyduğu bu vizyonu hayata geçirmesi gerektiğinin altını çizelim. Pazar yerlerinden toplanan meyve sebze atıkları sıfır atık yaklaşımıyla geleceğimiz için bir kazanca dönüştürülüyor. Toprağımız için bir doğal gübreye dönüştürülüyor. Böylece insan olarak onurlu bir çevrede yaşama hakkına bir katkı sağlanmış oluyor. Umarım Adana'daki Yüreğir Belediye'mizin ortaya koyduğu bu yaklaşım bütün belediyelerde hayata geçirilir. Bu sıfır atık yaklaşımıyla daha güçlü bir şekilde çevrenin bozulmasına karşı hem cevaplar veririz hem de çevrenin korunması için, hatta kayıpların telafi edilmesi için de yeni adımlar atmış oluruz. Her toplantımızda olduğu gibi Diyarbakır annelerine bir kere daha selamlarımızı gönderiyoruz. 1179 gündür nöbet tutuyorlar evlatlarına kavuşmak için. Ve dünyada evlatlarına kavuşmak için, evlatlarını terörden kurtarmak için yapılan en soylu, en onurlu mücadelelerden bir tanesini veriyorlar. Herkesin bu sesi duyması gerektiğini bir kere daha ifade ediyoruz. Değerli arkadaşlarımız, Türk Devletleri Teşkilatı'yla ortaya çıkan son zamandaki dinamizm, Türk Devletleri Teşkilatı'nda yükselen enerji, birçok alana etki ettiği gibi enerji alanında da bir takım gelişmelerin ipuçlarını vermeye başladı. Tabii Türkiye Cumhuriyeti artık enerji siyasetinde büyük bir oyuncu olarak anılıyor. Burada Doğu Akdeniz, Kafkaslar, Orta Asya ve Avrupa bağlamında Türkiye son derece stratejik bir merkezde yer alıyor. Ve bundan sonra da bunun güçleneceği görülüyor. Hem doğumuzdaki ülkeler hem batımızdaki ülkeler Türkiye'nin bu rolünün güçlenmesinden de büyük bir memnuniyet duyuyorlar. Türkiye'nin doğalgaz dağıtım merkezi fikri olması, Sayın Putin'in de ifade ettiği şekilde, bunu daha da kolaylaştıracaktır. En son Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan ziyaretinde Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan üçlü zirvesinde Türkmen gazının Hazar Denizi üzerinden ülkemize, ülkemizden Avrupa'ya ulaştırılacak olması şeklindeki çalışmalar, bu bahsettiğim dünyadaki enerjinin herkesin faydalandığı bir yapıya dönüşmesi bakımından son derece önemli bir rol oynayacak. Hazar geçişli orta koridordaki bu işbirliği tamamen hayata geçtiği takdirde bütün dünya için katkı sağlayacak bir mekanizma olacaktır. Yine Cumhurbaşkanımızın bu çerçevede Silivri'de açtığı Avrupa'nın en büyük doğalgaz depolama alanı da Türkiye'nin bu konudaki rolünü pekiştiren bir yaklaşımdır. Tabii dünyada bu bahsettiğim çerçevede kaotik süreçler ortaya çıktığı zaman savunma meselesi,
savunma meselesindeki yeni gelişmeler, ülkelerin silahlanmasıyla ilgili bir takım gelişmeleri de yakından takip edilmesi gerekiyor. Bizim açımızdan tabii biz etrafımızda herkesin barış içerisinde olmasını istiyoruz. Hiçbir komşumuzun güvenliğinin zaafa düşmesinden bir memnuniyet duymayız. Kendi güvenliğimizi ve onların güvenliğini eşdeğer sayıyoruz. Çünkü güvenlik bugünün dünyasında ortak bir değer ifade ediyor. Sadece sınırlarımızda başlayıp biten bir şey değil güvenlik. Etrafımızdaki ülkeler de güvenli olmalı ki, istikrarlı olmalı ki bu güvenliği hep beraber koruyabilirim. Bu çerçevede tabii Türkiye egemen bir devlet olarak her türlü riske karşı bu kaotik ortamda, hatta işte yeni soğuk savaşın başladığı bu dönemde tabii ki savunmasını güçlendirecek her adımı atacak. Milli teknoloji hamlesinin meyveleri bu bakımdan bütün bu süreçlere büyük bir katkı sağlıyor. En son Kızıl Elma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu dünyada oyun değiştiren bir tablonun yine Türkiye'den çıkacağını göstermiştir. Bu Türkiye'nin savunma gücüne büyük katkı sağlayacak. Kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle oyun değiştirici özelliği açık olan bir yapı. Kızıl Elma'nın yolu açık olsun. Selçuk Bayraktar Bey Kızıl Elma'nın ilk uçuşuyla ilgili daha fazla yerde tutamadık demişti. İnşallah göklerden hiç inmez. Ülkemizin savunmasına ve dünya barışına bu şekilde katkı sağlamaya devam ederiz. Tabii en önemlisi mavi vatanımızın korunmasında karşı karşıya kaldığımız bir takım provokasyonlar düşünüldüğünde Kızıl Elma'nın rolü son derece büyük ve sonuç tayin edici olacaktır. Emeğe geçen herkesi tebrik ediyoruz. Değerli arkadaşlar, iki tane kaygı duyduğumuz olayı değerlendirmek istiyorum sizle. Bir tanesi Azerbaycan-Ermenistan arasında Laçin koridorunda ortaya çıkan gerilim. Tabii burada Ermenistan'ı Rus barış gücünün kontrolündeki Azerbaycan topraklarına bağlayan Laçin koridorunda böyle bir gerilimi bizim yakından takip ettiğimiz açıktır. Azerbaycan heyeti tabii Rus barış gücünün kontrolündeki bu bölgede görüşmeler yaptılar. Sorun şudur, oraya giden Azeri heyetine dönük olarak da işte oradaki Ermeni aşırılık yanlısı Ermeniler bir takım provokasyonlar gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Azerbaycan topraklarında hiç kimsenin Azerbaycan otoritesinden izin almadan maden çıkarma gibi bir yaklaşımının söz konusu olmaması lazım. Gerilimin sebebi de budur. Esasında işte Laçin koridorundan bu geçişlere izin verilmiyor deniliyor. Halbuki orada Azerbaycan herhangi bir engelleme içerisine girmiyor. Tamamen maden yüklü kamyonların engellenmesine dönük bir tutum sergiliyor. Dolayısıyla burada oradaki Ermenilerin Azerbaycan toprağında maden faaliyeti için Azerbaycan yetkililerinden izin almaksızın herhangi bir davranış içerisine girmesi kabul edilemez. Ermenistan'ın bu konuda artık bölgede bu tip provokasyonlardan uzak durulması gerektiğini herkese telkin etmesi gerekiyor. Bölgede barış tesis edildiği zaman bu herkes için son derece faydalı olacaktır. Bir de Kosova'da biliyorsunuz Sırbistan tarafından verilen plakaların Kosova toprakları içerisinde kullanılmaması ile ilgili Kosova yönetiminin aldığı bir karar var. Daha sonra işte bir takım istifalar neticesinde bir seçime gidilmesi söz konusu oldu. O bölgede hem Kosova toprakları içerisinde Kosova polisine, askerine ve seçim yetkililerine yapılan saldırıları kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Kuşkusuz Türkiye Belgrad-Priştine diyalog sürecine büyük katkı veriyor ve bunu destekliyor. Belgrad-Priştine diyalog sürecinin güçlü bir şekilde işletilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kosova topraklarına, Kosova yönetimine dönük provokasyonlardan da herkesin uzak durması gerektiğini bir kere daha belirtiyoruz. Uzun zamandır ifade ettiğimiz bir konu vardı. Balkanlarda
Avrupa Birliği'nin vizyoner davranması gerektiği ve genişleme politikasını Balkan ülkelerine ilkeli bir şekilde yayması gerektiği. Bu konuda olumlu bir gelişme ortaya çıktı. Son Avrupa Birliği hükümet ve devlet başkanları zirvesinde Bosna Hersek'e Avrupa Birliği adaylık statüsü verildi. Bosna Hersek sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bu çerçevede Avrupa Birliği'ne ve Atlantik kurumlarına Bosna Hersek'in entegrasyonunun barışı koruyacak, Balkanlardaki barışı garanti altına alacak bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla Avrupa Birliği burada geçmişte bir vizyon çerçevesinde hareket etmedi. Hatta bu son olayın bu sonuçlarından memnun olsak da burada da bir vizyon ortaya çıkmadı biliyorsunuz. Ve bahsettiğim Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkardığı tablonun neticesi olarak bir jeopolitik sıkışmışlığı aşmak için bir adım atıyorlar. Ama her halükarda bu Bosna Hersek için olumludur. Avrupa Birliği'nin de Balkanlarda barışa destek veren bir yaklaşım üretmesi gerekir. Özellikle de şunu belirtmek istiyorum. Balkanların barışına en büyük katkı veren ülke Türkiye'dir. Cumhurbaşkanımızın Balkan ülkeleri arasında barışın korunması, diplomasinin güçlenmesi, diyaloğun artması için ortaya koyduğu çabalar herkes tarafından büyük bir takdirle karşılanıyor. Ama ne zaman Cumhurbaşkanımız Balkanları ziyaret etse hemen arkamızdan Alman basınında, Fransız basınında bazı yerlerde işte Türkiye Balkanları arka bahçesi mi yapmak istiyor gibisinden bir şey, bir takım haberler çıkıyor. Balkanlarla bizim ilişkimiz organik bir ilişkidir. Bu ilişkimizi de hiçbir Avrupa ülkesi sorgulayamaz. Ülkemiz pek çok özelliğinin yanı sıra aynı zamanda tarih boyunca güçlü bir Avrupa devleti olmuştur ve güçlü bir Balkan devleti de boyutu vardır. Bu sebeple Türkiye'nin bu yaklaşımlarına herkesin destek vermesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bugün değerli arkadaşlarım, sosyal yardımlarla ilgili olarak son gelinen noktayı değerlendirdik. Ayrıca teşkilat başkanlığımızın teşkilat çalışmaları hakkında değerlendirmeleri olacak. Bu çerçevede MYK toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Size bugünlük söyleyeceklerim, benim paylaşmak istediklerim bunlar. Sizin sorunuz varsa sorularınıza cevap vereyim ben. Evet, buradan başlayalım bu sefer. Oraya doğru gelelim. Yöntem değiştirelim. Değişiklik olsun. Esra Emir Habercim Televizyonu bugün ısrar gündemiyle başlamak istiyorum. Asgari ücret belli oldu. Öncelikle bu artışla ilgili bir genel değerlendirmenizi alabilir miyim? Bir diğer sorumda işverene 150 liralık bir destek verilmesi konusunda da uzlaşma sağlandı. Bunun için bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Takvimi ne olur? Meclis bugün kapanacak. Bir değişiklik yapılmazsa Ocak ayına mı kalır? Sağ olun. Öncelikle hayırlı olsun. Tabii farklı değerlendirmeler olabilir. İmkanlar içerisinde asgari ücretli vatandaşlarımızı bir takım sıkıntılarla baş başa bırakmayacak en etkili yöntem üretilmeye çalışılmıştır. Orada Cumhurbaşkanımızın bu ifadesi önemli. Ortaya koyulan bu rakamların herhangi bir şekilde birileri tarafından fırsatçılıkla suistimal edilmesine, eritilmesine de müsaade etmeyeceğiz diye daha önce bir açıklaması olmuştu. Burada da söyledim arkadaşlar, bu konu dinamik bir şekilde takip edilecek. Cumhurbaşkanımız gerekirse seçim sonrası bu konuyla ilgili ihtiyaç duyulursa yeni bir düzenlemenin de, güncellemenin de yapılacağını ifade etti. Asgari ücretli vatandaşlarımızın içinde bulundukları durum, bize ilettikleri görüşler, değerlendirmeler bizim her zaman birinci gündem maddemiz. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Sizin bahsettiğiniz konuyla ilgili bir süre olduğu için bir yasal düzenleme gerekiyor. Doğrudur. Bu yasal düzenleme ile ilgili teklif bugün Yüce Meclis'e gönderilecektir. Zaten işte araya bu şey giriyor biliyorsunuz, yılbaşı ile ilgili tatil giriyor. Ondan sonra ivedilikle Yüce Meclis'in takdiri tabi gündeme alınacağını tahmin ediyorum. Ama bugün itibariyle Yüce Meclis'e arz edilecektir. Buyurun. Anlı vereceğim. Efendim, son günlerde konuştuğumuz
bunlardan birisi 6 yaşındaki çocuğa istismar. Bu noktalar partiye yönelik eleştiriler vardı. Yeterince tepki göstermediği yönünde sizin bu eleştirilere yanıtınız nasıl oldu? Teşekkürler. Şimdi bu insanlık dışı bir eylem. 6 yaşındayken bir çocuğun uğradığı bu zulüm, tecavüz, insanlık vicdanında reddedilen ve tamamen lanetlenmesi gereken, asla ve asla affedilmeyecek bir suç. Bunu kim yaparsa yapsın bu ahlaksızlığı, bu zalimliği, bunun karşısında oluruz. Sıfatı, aidiyeti, kim olduğu hiç önemli değil. Buna izin veren, bunu gerçekleştiren, buna şahit olan kim varsa hesap vermelidir. Yani bunu ne dinimiz kabul eder ne insanlık vicdanı kabul eder. Bu dinimiz açısından da insanlık vicdanı açısından da en güçlü şekilde reddedilmesi, mahkum edilmesi gereken bir durum. Biz son derece güçlü bir tepki verdik. Ve ilk andan itibaren de bu tepkimizin arkasındayız ve takipçisiyiz bunun. Tabii bazen biz AK Parti'de tepki verdiğimiz zaman neredeyse Türkiye'deki bütün dava dosyalarından haberimiz varmış gibisinden bir yaklaşım sergileniyor. Ben basın yayın organlarından takip ediyoruz diyorum. Sadece cümlenin o kısmını alıp o kısmını haber yapıp geri söylediklerimizi haber yapmayan böylesine istismarcı yayınlar da gördüm. Burada mesele şu. Burada hepimizin odaklanması gereken şey, birincisi tabii ki bu çirkin eylemin, bu lanetli eylemin mağduru olan kişinin korunması, mahkemenin hakikati açığa çıkarması için süreçlerin tabii ki takipçisi olacağız diyorum. Bu mahkemenin kendi yargısal erki içerisinde sürdüreceği bir konu ve en önemlisi de bu çirkinlikleri örtbas etmek isteyen kim varsa, şimdi bir takım iddialar var orada işte, hani bu kemik yaşının örtbas edildiğine dair ya da başka konularla ilgili, bakın söylüyorum arkadaşlar, bu mahkemenin elindeki delillere göre bakarak değerlendireceği bir şey ya da işte bir takım hukuki edimlerin geçmiş dönemlerde yerine getirilmesi gerekirken getirilmediğine dair. HSK da bununla ilgili soruşturma açtı. Biz de tabii kendi siyasi perspektifimizden bunu takip ediyoruz. Bunların hepsinin hesap vermesi gerekir. Birincisi bu. İkincisi hiç kimsenin dinimizin değerlerini böyle bir çirkinliğe, böyle bir lanetli eyleme alet etmemesi gerekir. Onu kim yapıyorsa aynı bu lanetli yaklaşımın bir parçasıdır. Kim bunu mazur göstermeye çalışıyorsa, kim bununla ilgili bir hafifletici sebep arıyorsa ya da kim amalı cümle kuruyorsa, buradaki tavrımız nettir. Biz açıklama yaparken arkadaşlar elimizdeki imkanlarla en doğru bilgiye ulaşmaya çalışır, ulaştığımız anda da o açıklamayı yaparız. Bunun zamanlaması şöyle olmuş, ötekisi böyle olmuş, belkisi böyle olmuş. O kimin ne dediği bizi ilgilendirmez. Biz nihayetinde bir siyasi partiyiz ve bir siyasi partinin sorumluluğu içerisinde ulaşabildiğimiz bütün bilgileri değerlendirerek bu açıklamayı yaparız ve ilk andan itibaren de bunu lanetledik. Devletin başı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız bu lanetli eylemle ilgili görüşünü açık bir şekilde ortaya koydu. Ve şimdi bu eylemle ilgili olarak adı geçenlerin, bu lanetli eylemle ilgili olarak adı geçenlerin tutuklandığını biliyoruz. Bundan sonrasında da biz bu süreci takip edeceğiz. Hiç kimse hakikatin örtbas edileceğine dair bir kuşkuya kapılmasın. Ha, burada şu da var tabii. Birileri de çıkıyor bir yandan işte bu süreçlerde bunun örtbas edildiğine dair bir takım yaklaşımları nasıl reddediyorsak onların üzerine gidilmesi gerektiğini buradan bir kere daha açık ve net bir şekilde söylüyorum. Buna kim şahit olmuşsa, kim bunun içinde yer almışsa hepsinin hesap vermesi gerekir. Ya da bunu kim örtbas etmeye çalışmışsa bu konuyu, onun da hesap vermesi gerekir.
Bir tarafı bu. Bir taraftan da birilerinin çıkıp burada bu mağduriyetin yanında durup bu zulme, bu mütecaviz eyleme karşı durmak yerine bunu vesile addedip bir takım sivil toplum örgütlerini hedef göstermek, onlarla ilgili bir takım nefret kampanyaları başlatmak için de bir tavra giriyorsa, bu da tabii istismarın başka bir yönü. Türkiye maalesef bu tip olaylarda, bu tip savrulmaları yaşıyor. Elinde meclise çıkıp listelerle sivil toplum örgütlerine karşı nefret dili kullanan kimseler oluyor. Bunların hepsi hastalıklı yaklaşımlar. Hiç kimsenin de her ne olursa olsun bu meseleyi mazur göstermek gibisinden bir şey içine girmemesi gerekir. Tabii ilim ehlinin güçlü açıklamalarına teşekkür ediyoruz. Ama burada daha güçlü açıklamalar olması gerektiği, toplumumuzun bu konuda daha güçlü aydınlatılması gerektiği de ortadadır. Böyle bir şey asla kabul edilemez. Böyle bir şeyin hele de dini argümanlar kullanılarak bu savunuluyorsa dinimizde yerinin olmadığını, böylesine insanlık dışı bir eylemi insanı yücelten İslam'ın asla mazur görmeyeceğinin net bir şekilde ortaya koyulması gerekir. Bir kere daha lanetliyoruz. Bu zulme uğrayan kardeşimizin yanında olduğu devlet kurumları, Aile Bakanlığımız onu epey bir zamandır koruma altında tutuyor, destekliyor. Bu süreçleri de şunu herkes bilsin ki hiçbir mağduru biz yalnız bırakmayız. Ve açık ve net söylüyorum arkadaşlar bir kere daha. Tabii ki mahkeme çıkaracak ama böyle bir eylemde, böyle çirkin, lanetli bir eylemde sorumluluğu kim varsa Allah belasını versin, lanetliyoruz. Hukuk da inşallah cezasını verecektir. Buyurun lütfen. Doğrusu bu benim tabii bizim hepimizin içini acıtıyor. Yani önce kız öğrencilere Taliban üniversiteyi yasaklamış diye bir haber geldi. Daha sonra ilkokulu da yasaklamış diye bir haber geldi. Yani böyle bir şeyin ne insanlık değerleri açısından kabul edilmesi mümkün değil. Oradaki bir takım sözcüler bununla ilgili olarak yine söylüyorum dinimizin bir takım değerlerini kullanarak bunu ifade etmeye çalışıyorlarsa bunun İslam açısından da kabul edilmesi mümkün değil. Yani kız çocuklarını eğitimden mahrum etmek demek sadece kadınlara değil bütün insanlığı cehalete mahkum etmek, karanlığa mahkum etmek demektir. Hiçbir kimsenin buna bir hakkı yok. Ayrıca kendi üniversitedeki kız öğrenciler, oradaki arkadaşları, kız öğrenci arkadaşları üniversiteye sokulmadığı için o üniversiteyi terk eden erkek öğrencileri ve öğretim üyelerini de tebrik ediyoruz. İnsanlığı hiç kimse böyle bir cehaletle baş başa bırakamaz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Halbuki bu konuda Taliban yönetimi iş başına geldiğinden beri hassas olunan, Türkiye'nin de telkinde bulunduğu birkaç noktadan bir tanesidir bu. Yani insan haklarına saygı gösterilmesi, kız çocuklarının eğitimine önem verilmesi, bu sadece kız çocuklarıyla ilgili bir şey değil ki, bütün insanlığı cehalet altında bırakan bir şey. Bütün Afganistan'ı karanlığa mahkum eden bir şey. Hiçbir insanlık değeriyle, hiçbir dini değerle bağdaşmayan bir şey. Bunu hiçbir şekilde kabul etmediğimizi ve bu kararın düzeltilmesi, kız çocuklarının sağlıklı bir şekilde eğitim, öğretim imkanının sağlanması gerektiğini bir kere daha ifade etmek isterim arkadaşlar. Buyurun lütfen. Şimdi tabii şöyle bir şeye döndü. Biraz arabesk filmlere benzemeye başladı. O onu seviyor, öteki onu daha çok seviyor.
işte bir aile ilişkisi ortaya çıkıyor. Yani burada vahşet, dehşet, dram, her şey bir arada. Tabii bu gerçekten çok apolitik ve garip de bir tablo. Ama nihayetinde tabii bir siyasi parti içerisinde bu kadar çok ben sana sahip çıkıyorum, öteki ben sana sahip çıkıyorum gibi bir yaklaşım ortaya koyma ihtiyacı hissediyorsa, biz kendi Türkiye'deki siyaseti gözlemlememizden zaten biliyoruz ki burada bir cari açık var ki sık sık bu cari açığı kapatmak için bu söylem kullanılıyor. Tabii kimin kimi sevdiği, kimin kiminle baba oğlu ilişkisi içerisinde olduğu, o onları ilgilendiren bir mesele. Ama gözüken şey şu, daha önce de söyledim. Burada yani altılı masa denirken böyle bir krizde bir bütünsellikten bahsedilemeyeceğinin ortaya çıktığı net bir şekilde görüldü. Hani birileri işte CHP Genel Merkezi'ni Ankara'dan Saraçhane'ye taşımaya başladı. Çalıştı. Ankara'dan Saraçhane'ye taşınmış gibi bir izlenim verdiler. Tabii şu önemli arkadaşlar. Yani bir siyasi parti açısından siyasi partinin genel başkanının ya da genel başkan yardımcılarının bir belediye başkanının miting çağrısını sosyal medyadan duymuş olması, onlardan habersiz olarak bunun planlanmış olması zaten her şeyi ortaya koyan, bütün tabloyu gösteren bir şey. Bunun tabii bizi ilgilendiren bir tarafı yok. Yani nihayetinde o masa içerisindeki güç ilişkileri, tartışmalarla ilgili bir şey. Ben onların anayasa taslağını değerlendirirken de söyledim. Türkiye için yapılmış bir anayasa taslağı değil. Bunu Türkiye için değerlendirirseniz vesayeti diriltecek bir şey. Ama orada altılı masa içerisindeki dengeleri ortaya çıkaran, dengeleri yönetmeye çalışan bir tablo olduğu görülüyor. Kimin kimi sevdiği, kimin kimden hoşlanmadığı o bizi ilgilendirmez. Yani nihayetinde burada kendilerinin bileceği bir şey ama bunun toplumun önüne bir politik projeksiyon olarak koyulması çok absürt bir şey. Yani gerçekten son derece absürt bir tabloyla karşı karşıyayız. Bütün vatandaşlarımızın da gördüğü gibi buradan Türkiye için bu tartışmalardan Türkiye için bir vizyon çıkmıyor. Bu bir siyasetsizleşmedir. Bu bir anti siyasettir. Yani kendi meselelerini çözememiş olanların Türkiye'nin meselelerini çözmeye talip oldukları gibi bir iddianın ne kadar boş bir iddia olduğu bir kere daha görülmüş oluyor. Kendi bizim dışımızda bir mesele biz de herkes gibi bahsettiğim şekilde bir arabesk film izler gibi izliyoruz yani. Evet. Tabii Sayın Akşener'in bu yakıştırması, bu üslubu hoş değil. Burada zaten bunu kim söylemiş? Kendisinin bu sözüne altlık oluşturan bu sözü hangi AK Parti yetkilisi söylemiş? Kendisine bu bilgileri kim veriyor onu da bilmiyoruz. Yani nihayetinde böyle bir şey de söylenmedi hiçbirimiz tarafından. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili olarak etrafını işte böyle bir kişiler sürüsü sarmış gibisinden galiz bir ifadenin, böyle argo bir ifadenin kullanılması son derece yakışıksız olmuştur. Dolayısıyla bu ifadeler kullanılacaksa bu yanlış bilgileri veren kimlerse onlara bakılarak bunların kullanılması gerekir. Nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da, Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafındaki kişilerin de, kadrolarımızın da, yetkili kurullarımızın da, kabinemizin de, teşkilatlarımızın da Türkiye'deki başarısı ortadadır. Ve bu başarı 20 yılda kendisini çeşitli hadiseler karşısında test ede ede bugüne gelmiştir. Bu şekilde bir başarısı olmayanların herhangi bir başarıyı değerlendirecek bir ölçüsü olduğunu da zannetmiyorum. Ama her halükarda son derece yakışıksız bir ifade olduğunu ifade etmek isterim. Buyurun lütfen. Evet. Tabii burada altılı masanın nasıl hareket etmesi gerektiğine dair HDP kesiminden pek çok beyan geliyor. Aslında burada ikili bir tavır var. Bir tanesi şu. HDP'den altılı masaya bizi resmen burada bir ortak kabul etmiyorsanız bizden o istemeye de gelmeyin gibisinden bir yaklaşım var. Öbür taraf buna sessiz kalıyor. Sanki onları resmi ortak değil de fiili ortak gibi konumlandırmaya çalışıyor. Şimdi en önemli mesele
milletin önüne şeffaf çıkmaktır. Yani şimdi bu ifadelerde altılı masaya yön verme, altılı masanın içinden bir yetkiyle konuşma şeklinde bir şey var ve bu uzun zamandır devam ediyor. Bu tip ifadeler kullanıldığı zaman da altılı masadan daha pozitif karşılıklar geliyor. O açıklamada sizin değinmediğiniz bir başka bölüm var. Asıl altılı masanın ona cevap vermesi lazım. Devleti yeniden inşa etme sürecinden bahsediyor. Şimdi bu devleti yeniden inşa etme süreci ne demektir? Devleti yeniden inşa etme süreci ne demektir? Altılı masa bu kavramsallaştırmaya ne diyor? İkincisi, bu açıklama tabii eğer HDP'de de yaygın bir karşılık buluyorsa, yani bunun bir koltuk kavgası meselesi olduğu konusundaki onların değerlendirmelerini görmek gerekir. Nihayetinde orada her siyaseti takip edenin, her siyasetle ilgili olan kişinin bildiği bir fiili ittifakı gerçekleştirme arayışı sürmeye devam ediyor. Dolayısıyla toplumun önüne şeffaf çıkmak lazım. Herkesin söylemesi lazım. Devleti yeniden inşa etmek ne demektir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yeniden inşa etmekten kim ne kastediyor? Bir. İki, altılı masaya dönük olarak bu aranızda koltuk kavgası yapmayın denildiğinde altılı masadakiler bunu nasıl değerlendiriyor? Üçüncüsü de biz terör örgütüne destek verenlerden ya da terör örgütüne yanaşık yürüyenlerden özgürlük, demokrasi gibi kavramları duyduğumuz zaman bunun meşru demokrasi ve meşru özgürlük kavramları olmadığını çok uzun zamandır kendi tecrübemizle biliyoruz. Burada bu özgürleştirmeden kastederken, bu özgürleştirmeyi kastederken mesela burada PKK'yı işte PKK'nın onların ifadesiyle tırnak içerisinde söylüyorum bir takım sosyal örgütlenmelerini nasıl konumlandırıyorlar ve altılı masadakiler bunlara ne diyorlar? Dolayısıyla çıksınlar, buna cevap versinler. Bunlara açık cevap verildiği zaman, açık, net, herhangi bir takiye yapmadan cevap verildiği zaman ortaya çıkacak tablonun çok vahim bir tablo olduğunu net bir şekilde görüyorum. Başka var mı arkadaşlar? Peki arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Bütün milletimize, bütün aziz vatandaşlarımıza buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Gerek ülkemizin içerisinde, gerek sınır ötesinde terörle mücadele eden polislerimize, jandarmamıza, kahraman silahlı kuvvetlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Mültecilerin Akdeniz'de ölüme terk edildiği bir dönemde yüksek nitelikli insani görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda tebrik ediyoruz. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. İyi bir hafta diliyorum. İnşallah yeni yıl ülkemize daha büyük iyilikler, daha iyi zaferler, daha güzel hedeflere ulaşacağımız bir takım imkanlar sunar. Herkesin yeni yılını yeni bir umutla, herkesin ailesiyle, sevdikleriyle mutlu günler geçireceği günlerin beklentisiyle de tebrik ediyoruz. Sağ olun.